Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TCL markasının MoveTime MT42X model saatini inceleyeceğiz. Family Watch 2 olarak geçiyor arkadaşlar. Bu saati çocuğunuza veya konum takibi yapabileceğiniz, telefon görüşmesi yapabileceğiniz yakınlarınıza kullanmak için alabilirsiniz. Şimdi ürünün özelliklerini kutu üzerine baktığımız zaman 4K video arama özelliği, 2 megapiksel yüksek çözünürlüklü kamera, 1.54 inç ekran, IP65 sertifikası, 830 mAh batarya ve gerçek zamanlı konum takibi yapabildiğine dair ibareler var. Burada garanti belgesi var. Ürünümüzün fotoğrafı, kutu gayet güzel bir kutusu var. Burada da bir uygulaması var. Onu indirmemiz için bir kare kod var. Oraya da geleceğiz. Şimdi ürünü kutusunu açtığımızda direkt saat bizi karşılıyor. İkinin iki rengi var arkadaşlar. Bir de şöyle bir kutunun bu tarafından şarj kablosu. Diğer tarafından da işte dokümanları çıkıyor. İnternetçe. Bu aparat arkadaşlar sim kartı çıkarmanız için kullanabileceğiniz bir aparat. Bunu da düşünmüşler. Gayet iyi olmuş. Burada şarj kablosu çıkıyor. Şarj kablosunun uzunluğu gayet yeterli. Ama işte mikro USB bir şarj aleti var. Type-C olsaydı iyi olurdu. Belki yeni modelleri varsa, yeni modellerinde Type-C vardır. Onu tam bilmiyoruz. Biz bunu arkadaşlar şey için aldık. Bir Alzheimer hastası bir yakınımız var. Onun takip etmek amaçlı aldık. Evet, ürünün şöyle incelediğimizde burada açma kapama tuşu, burada şarj etme portu, burada da sim kart takabileceğiniz yuva mevcut. Ürünü şöyle basılı tutup açalım aynı zamanda. Burada da bir adet kamerası var arkadaşlar. Kordonun hissiyatı güzel. Ama şurası biraz kalın. Hani öyle çok ince değil, biraz kaba duruyor ama özelliklerine göre iyi bir saat. Evet, şimdi sim kartı takmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi konum takibi yapabilmek için sim kartı takmanız gerekiyor. Çalışma prensibine de birazdan değiniriz. Şimdi ne diyor? Çip yüzeye gelecek şekilde sim kartı yerleştirmemizi istiyor. Şöyle. Evet, şimdi taktık arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi sim kartımızı taktık. Kuruluma geçiyoruz. Burada birçok dilde kullanım sunulmuş. Biz Türkçe'yi seçiyoruz. Türkçe seçilsin mi dedi. Evet dedik. Şimdi menüyü görüntülemek için sola kaydırın. Burada öğretici bir şekilde şey var. Ama tabii öncelikle bizden uygulamayı indirmemizi istiyor. Şimdi kare kodu okuttuğunuz zaman şöyle sizi uygulama sayfasını açıyor. TCL Connect uygulamasına yönlendiriyor. Ben zaten yüklemiştim. Şimdi burada kaydol kısmı var. Eğer üye değilseniz, ki değilseniz büyük bir ihtimal, kullanım koşulları vesaire, üyelik bilgilerinizi aktif edip üye oluyorsunuz. Biz üye olmuştuk hemen. Evet, şimdi arkadaşlar üye olduk, girdik. Buradan artı kısmına geliyoruz. Burada MT42, şimdi 42X olarak gözüküyor ama arkadaşlar MT42 seçmeniz gerekiyor. QR kodu tara. Herhalde bu. Tam adınız. Şimdi QR kodu okuttuk, cihazımızı ekleyeceğiz. Tam adınız. Buraya admin diyelim. Buraya da mini admin diyelim. Bitti. Kabul etme deyince izin vermiyor. Kişisel bilgilerin toplanması vesaire diyor. Doğrulama kodu. Bir mail adresinize doğrulama kodu gönderdi. Evet arkadaşlar, doğrulama kodu mailimize geldi. Girdik. Burada kendi numaramızı girmemiz lazım arkadaşlar. Evet.
Kimliğiniz baba diyelim. İleri. Şimdi burada da çocuğumuzun adı mini admin olsun. Yine. Kaydet. Telefon numarası da bu cihaza taktığımız sim kartın telefon numarasını istiyor arkadaşlar. Onu da giriyoruz. Şu anda bağlandı. Bakın burada da hemen saatte de bildirim geldi. Şöyle hemen. Mini admin aile sohbeti. Bunların hepsine bakacağız ayrıca. Şimdi saatin konum bilgilerini kullanmak için saatin IMEI ve NMEI boyun bilgilerini toplamamız gerekir diyor. Şimdi konum servisi için vermemiz gerekiyor. Şimdi kamera için de izin veriyoruz. Bunların hepsine izin verelim arkadaşlar. Şu anda cihazın konumunu bulmaya çalışıyor. Şöyle de bir şey var. Eğer sim kartta internet olmazsa o da sıkıntı. Şimdi buradan ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar, kablosuz internet. Bunu cihazdan açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu dolaşım bağlantısı dediği sim kartın interneti kullanmak için izin istiyor. Normal telefonda mobil veri diye adlandırdığımız. Şimdi şu konum bilgisi bir kalsın. Tekrar girelim. Evet, şu anda zaten konumumuzu buldu arkadaşlar. Bu gördüğünüz saatin konumu. Aynı zamanda bizim cihazımızın konumunu da orada belirtmiş. Şimdi daha fazla kısmına gelelim. Burada neler var görelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle QR kodu paylaş. Şimdi bu saatle arkadaşlar iletişim kurabilecek kişileri siz belirliyorsunuz. Yani bu sim karttaki numarayı, kayıtlı olduğu numarayı aradığımız zaman başka bir telefondan hat direkt meşgul çalıyor. Bizim izin verdiklerimizle sadece görüşme yapabiliyor. Bunu da izin vermek için kare kodu paylaşmamız gerekiyor. Güvenli bölge, bu çok güzel bir özellik arkadaşlar. Şimdi diyelim siz bu bölgedesiniz ve saatin bu bölgenin içine girmesini veya çıkmasını istemiyorsunuz. İstemediğiniz bir durum olursa cihaz size direkt bildirim gönderiyor. Ayrıyeten şöyle kendinizde alanları şey yapabiliyorsunuz. Ufak bir alan da seçebiliyorsunuz şöyle. Kendiniz bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. O özelliği çok iyi. Biz şu an güvenli bir bölge belirliyoruz. İşte saat kişileri dediğimiz arkadaşlar burada saatin aramasına veya saatin aranmasına izin verdiğiniz kişileri buradan görüyorsunuz. Dilerseniz QR kodda, dilerseniz de rehberinizdeki telefon numaralarında istediklerinize izin verebiliyorsunuz burada. Biz şu anda kimseye izin vermeyeceğiz. Okul zamanı, burada da arkadaşlar şimdi saatin aranma vesaire özelliklerini okulda kullanmasını, yani çocuğunuzun sadece bu saati normal amacıyla saat olarak kullanmasını istiyorsanız bu özelliği açarak bir süre ekleyebiliyorsunuz ve okul saati veya sizin belirlediğiniz süre zarfında bu saati sadece normal saate bakmak için kullanıyor olacak. Hatırlatıcılar, alarm vesaire, adım sayar. Şimdi Wi-Fi. Cihazdan Wi-Fi özelliğini açmıştık arkadaşlar. Ayarlar kablosu internet kısmından. Wi-Fi'ye bağlanmasını da yine siz bu cihazdan, ana cihazdan belirleyebiliyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Şimdi yakınınızdaki Wi-Fi'leri bakıyor, buluyor. Yani çocuğunuz istediği zaman istediği Wi-Fi'ye bağlanamıyor. O özelliği de iyi. Burada hemen bizim kendi Wi-Fi'mizi seçiyoruz. Şifresini gireceğiz şimdi. Wi-Fi'ye bağlandı arkadaşlar. Şu anda bu saat Wi-Fi alanı içerisine girdiği zaman Wi-Fi'ye bağlanıyor. Şimdi bu özelliği de normal telefonunuzdaki çocuğunuz diyelim okula gitti. Bu Wi-Fi'yi kullanmasına gerek kalmayacak. Ne yapacak? Çocuğunuz bunu kapatacak. Pil tüketiminden tasarruf sağlamış olacak. Planlı açma, kapama. Dediğimiz gibi arkadaşlar saatin tüm kontrolü sizde oluyor. O yönden çok iyi. Konum takibi olarak nasıl bir devamlılık sunuyor onu tam bilmiyoruz. Onu da
kullandıkça size aktaracağız. Yorumlar kısmından da aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Cihaz yazılım güncelleme şu anda en son yazılım sürümüne sahibiz. Şimdi konum modu arkadaşlar. Otomatik düşük simgesine tıkla. Şimdi konumu dilerseniz siz kendiniz baktığınız zaman, yani istediğiniz zaman tuşa tıkladığınız zaman buluyorsunuz. Ve otomatik modda belirli bir periyotlarla cihaz size konumu güncelleyerek vermiş oluyor. Buradan eşleştirmeyi kaldırabilirsiniz. Cihaz eşleştirmesini. Dediğimiz gibi saatte herhangi bir şekilde bu işlem yapılamıyor. Buradan sohbet kısmı var. Tamam. Mikrofon izinlerini. He, uygulama üzerinden mikrofon izin vermemişti arkadaşlar. Normal bir WhatsApp gibi. Buradan yazı yazalım. Bu mikrofonmuş, pardon. Mesela selam. Gönder dediğimizde cihaza bildirim düşmüyor. Çok güzel. Hemen düştü bakın. Yeni mesaj. Selam yazısı geldi arkadaşlar. Babadan. Veya ses de atabiliyoruz. Merhaba. Evet, cihazın hoparlörü de mikrofon kalitesi de çok iyi arkadaşlar. Hemen dinleyelim. Merhaba. Merhaba. Kamera kısmına bakacak olursak arama kısmında. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu görüntülü aramayı tıpkı bir üçüncü parti uygulama gibi kendi uygulaması üzerinden arıyor. Bakın şöyle şu an. Ses çoğalacak. Yani bu cihazın kamerası arkadaşlar. Şöyle. Ses için özür dileriz arkadaşlar. Cihazın kamerası bu şekilde. Tabi internet hızına göre, çekimine göre görüntü de değişecektir. Alo. Merhaba. Yani ses kalitesi gayet iyi arkadaşlar. Çocuğunuz da hem bu cihazı kullanırken sıkılmayacak. Şimdi parlaklığını da bu şekilde kısıp ayarlayabiliriz. Süresi arkadaşlar 2 saatlik şarjda 1 hafta. Yanlış bilmiyorsam. Onu bir bakayım. Yanlış bilgi vermiyorum. Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla 850 mAh'lik bataryası 2 saatte doluyordu. 1 hafta bir kullanım ömrü sunuyor. Tabii kullanımımıza göre bu değişebilir. Şimdi menüye gelelim arkadaşlar. Şimdi sağa kaydırdığımızda uygulamaları, tekrardan sola kaydırdığımızda ana menü. Burada bildirimler. Ekran ışığı ve sesini buradan ayarlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, uygulamalardan kamerayı kullanarak fotoğraf çekebilir. Ve galeri kısmında bu çektiğiniz fotoğrafları kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar cihazın ilk başta kaydettiğimiz kişilerde acil durum kişisi olarak kaydedildiğini hatırlarsınız. Hemen şöyle bir göstereyim size de. Şöyle saat kişileri, bakın burada acil durum kişisi baba olarak seçildi. Şimdi bu acil durum kişisine nasıl ulaşabiliyoruz bir durum olduğu zaman? Şimdi buradaki kapatma tuşuna şöyle basılı tuttuğumuz zaman böyle bir süre, evet bas tuttuk çektik arkadaşlar. Hemen otomatik olarak acil durum kişisine ve bakın burada ikaz gönderildiğine dair bildirim ve konumu var. Aynı zamanda hemen aramaya düşüyor. SMS olarak da geldi arkadaşlar. Yani o yönden anlık olarak gayet iyi bir bildirim sağlıyor. Şimdi bakın tekrardan yapalım bakalım ne kadar hızlı bir şekilde düşüyor. Evet, SMS geldi. Uygulama üzerinden de yine ikazla alakalı bildirimimiz geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Cihazı kullanmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederiz. Böyle eğlence kısmı da var. Burada çocuğunuzun işte eğlenebileceği, canı sıkılmasını için. Salladığımız zaman günde 6 kez sallama hakkı veriyor.
Burada da bize puanlar veriyor. Bu puanlar da nerede kullanılıyor? Tema kısmında çeşitli temaları almanız için yarıyor arkadaşlar. Şuradan hemen bakın, tema kısmında saat ekranı işte 16'na bu şekil. Hani bunları böyle alabiliyoruz. Tamam diyelim. Uygula. Ana ekrana o aldığımız temayı uyguladı. Simgeleri de değiştirebiliyoruz. Sohbet içeriğini de değiştirebiliyoruz. Sohbet kısmında buradan. Biz sadece arkadaşlar fotoğraf ve ses kaydı gönderebiliyoruz. Buradan bize gönderdiği fotoğrafı, bakın burada kalitesi daha net, görebiliyoruz arkadaşlar. Anlık olarak takip edilmesi, stabilliği gayet iyi. Bu ürünü çocuğunuzun güvenliği açısından tavsiye ediyoruz. İnşallah gerek kalmaz ama olur da bir acil durum vesaire de işinizi gayet iyi görebilecek bir cihaz. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorularınızı yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.